Kanal'a hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda Kara Tahta dizisine ait kısa bir sahne üzerinden Arapça pratik yapacağız. Hemen başlıyoruz. Baba. Yafa girmeyecek misin? Ha yok. Biraz bekle. Uzatma sen de. kirli lafı işte. Karışmayın işime ya. Her şeye karışmayın. Bir yolu yordam var her Bu bölümde sahnede geçen diyalogların Arapça ve Türkçe seslendirmelerini yapacağız. Gereken yerlerde de açıklamalar yapacağız arkadaşlar. Baba, Ebi. Baba, Ebi. Normalde arkadaşlar ebi kelimesi babam manasına geliyor. Direkt olarak manası bu şekilde. Eb, baba, ebi, babam. Ama biz burada ebi kelimesini baba şeklinde çevirdik. Çünkü genel olarak kullanım biz de Türklerde baba şeklinde kullanıyoruz. Babam şeklinde kullanan fazla yok. Araplarda baba demiyorlar da babam şeklinde kullanıyorlar. Yani ebi diyorlar. Hımm. Nam, hmm. Naam. Naam. Burada arkadaşlar bu harfler yani herhangi bir şey ifade etmiyor. Herhangi bir manası yok ama ifade ettiği şey evet. E, manasında kullanılıyorlar. E, manaları bu. Dolayısıyla da naam şeklinde çevirdik. Naam. Evet demek. Lafa girmeyecek misin? Ela tedhulül maudu'u. Lafa girmeyecek misin? Ela tedhulul olduğu Burada da e, lafa girmeyecek misin? E, şeklinde kullanıyoruz ama yani Araplarda böyle bir şey yok. Ela tedhulul olduğu şeklinde çevirdik biz. E, normalde bunun Türkçesi de yani konuya girmeyecek misin? Normalde ela tedhulul olduğu cümlesinin Türkçe karşılığı konuya girmeyecek misin? E, lafa girmeyecek misin? Bunu nasıl çevirebiliriz? Ela tedhulül. Yani laf demek. Normalde kelime demek. Yani direkt olarak çevirseydik. Ela tedhulül kelime şeklinde çevirecektik ama öyle bir şey yok. Araplarda. Dolayısıyla ela tedhulül mavduğa şeklinde çevirdik arkadaşlar. He biraz bekle. Naam. İntadır galilen. He biraz bekle. Naam. İntadır galilen. Burada arkadaşlar he kelimesi de yani bu harf evet yine evet manasında kullanıldığı için 'na'm şeklinde çevirdik. Uzatma sende gir lafa işte. La tudavülen teylan uduhulül moldu. Uzatma sende gir lafa işte. La tudavülen teylan uduhulül moldu. Burada da arkadaşlar işte kelimesi var burada da farklı olan. İşte kelimesi normalde farklı manaları var işte kelimesinin ama burada kullanıldığı mana yani dikkat çekme ya da bir tekit yani bir onay hani mutlaka konuya gir ya da hemen konuya gir şeklinde olabilir. Arapçaya işte kelimesini yansıtmadık yani burada yansıtılmamış. Karışmayın işime ya. Karışmayın işime ya. La tededekhalu fi emri. Karışmayın işime ya. La tededekhalu fi emri. Burada arkadaşlar ya kelimesi aynı şekilde bu ya kelimesinde ya da ''edatın'' diyelim. Bunu da Türk Arapça ya yansıtmadık. E, bunu da ifade ettiği mana yani e, hani ünlem, yani dikkat çekme, e, bu manayı ifade edebilir burada. E, tedahale, arkadaşlar tedahale e, hani karıştı demek. Tedahale karıştı ya da müdahil oldu. Bu manalarda kullanılıyor. Tedahul karışmak, müdahil olmak. La tedahalu fi emri karışmayın işime ya. Her şeyde karışmayın. Bir yolu yordamı var her işin. La tedahhalu fi kulli şey. Li şey lehu adabuhu ve usuluhu. Her şeyi de karışmayın. Bir yolu bir yolu yordamı var her işin. La tedahhalu fi kulli şey. Li kulli şey lehu adabuhu ve usuluhu. Burada da arkadaşlar her şeye karışmayın. Yani la tedahhalu fi kulli şey. Her şeye karışmayın bir yolu yordamı var her işin. liküllü şey lehu adabuhu ve usuluhu. E, yol yordam da arkadaşlar e, yani yol yordam şeklinde tabii ki de çevirmedik. Burada e, en direkt manası e, yol yordam demek normalde her şeyin bir yöntemi var, bir usulü, bir adabı var. E, normalde bu manaya geliyor. Dolayısıyla da e, Arapçasında likulli şey lehu adabuhu ve usuluhu şeklinde yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, sahnede geçen diyalogların Arapça ve Türkçe seslendirmeleri ve açıklamaları da bu şekildeydi. Sizler de arkadaşlar yoruma önerilerinizi e, yazabilirsiniz. Bu e, diyaloğu da aynı şekilde açıklama kısmına koyacağım. Oradan isteyen arkadaşlar alabilirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.